Bu tür vakalarda yaralanma vakaları olarak yılda ortalama bizim hastanemize 200 ile 300 adet arasında yaralı şahin getirilmektedir. Bizim Tarım ve Orman Bakanlığı ve Doğa Koruma Müdürlüğü ile protokolümüz mevcuttur. Bu protokol kapsamında dışarıda bulunan çevre illerde özellikle Sivas, Eşehir, Yozgat bu gibi yerlerde, Kırşehir gibi yerlerde bulunan tüm yaralı, kanatlı, yırtıcı hayvanlar bize getirilmektedir. Bunlar içerisinde kızıl şahinlerin oranı ortalama 200 civarı, 200 ile 300 yıllara göre tabii bu değişmektedir. Yaralı şahin getirilmektedir. Bunların yaralanması bir yere çarpmak suretle değil. Daha çok insanlar tarafından oluşturulan yaralanmalar, ateşli silahlı yaralanmalar bu kategoridedir. Veya alçaktan işte atılan yine küt travmalar neticesinde insanlar tarafından gerçekleştirilen küt travmalar neticesinde daha çok ekseriyetle kanat bölgesi ve bacak bölgesinde şekillenen kırıklarla bunlar uçamayacak pozisyonda oldukları da vatandaşlar tarafından veya ihbarla işte ekipler tarafından bize ulaştırılır. Şimdi şahinler doğada son derece faydalı olan hayvanlardır. Bunlar uçarak ve avlarını havada görerek özellikle havada görerek avlarına %100 oranında yakalama kabiliyetinde olan hayvanlardır. Ve bunların beslenmesi daha çok sürüngenlerle, kembirgenlerle olur. Doğada bulunan yılanlar işte bu kategoride değerlendirilebilir. Fareler, diğer büyük ratlar bu kategoride değerlendirilebilir. Bunlar doğada bir dengeleme aracı olarak görev yaparlar. Fazla sayıyı azaltırlar, minimuma getirirler. Bunların eksikliğinde, şahinler veya diğer yırtıcı hayvanların eksikliğinde yılanların sayısında, hani bir örnek olarak yılanlar dedik, diğer sürüngenler de bu kategoridedirler. Bunların sayısında aşırı bir artış beklenir. Hani bir doğayı dengeleme faktörü olarak bu şahinlerin burada önemini ben özellikle vurgulamak istiyorum. Teşekkür ederim. Sayılarının azaltılması özellikle insanlar tarafından ve bindiğimiz dalı burada kesme tabiri vardır atasözümüz olarak. Yani bu tabiri ben burada şık olarak kullanmak istiyorum.